Ece Nisa, tırnaklarını kesme zamanı. Ama neden korkuyorsun? Tırnak kesmekten korkulmaz ki. Ece Nisa, ama nereye kayboldun? Anneciğim, nereye kayboldun sen ya? Of. Saklandı yine bir yerlere. Hiçbir yerde yok. Hep buraya saklanırdı. Burada mı acaba? Burada da yok. Ah, sesler geliyor. Ah, ses buradan geliyor. Ne yapıyorsun sen orada? Ama anneciğim korkulmaz ki, sen neden korkuyorsun? Tırnak kesmemden mi korkuyorsun? Ama tırnakların acımaz ki, bak söz veriyorum, acımayacak. Bir kere deneyelim, olur mu? Söz veriyorum. Acımayacak. Hadi gel. Aferin benim kızıma. Gel, ben seni tutun bana çıkartayım. Oh, gel. Gel bakalım. Otur şuraya. Otur. Getir bakayım elini. Bakalım hangisi? Şu galiba, dur. Cinisa, acıdı mı anneciğim? Hiç acımadı, değil mi? Peki hepsini kesebilir miyiz şimdi? Evet. Tamam anneciğim. Bak gördün mü? Hiç acımıyormuş. Hepsini şimdi keseceğim ben. Arkadaşlar, bütün tırnaklarını kestik. Ece Nisa hiç acımadığını söyledi. Acıdı mı anneciğim? Bir daha söyle. Hayır, acımadı. O zaman ne diyeceksin arkadaşlarına? Arkadaşlar, tırnak kestirmekten korkmayın. Hiç acımıyor diyeceksin, değil mi? De bakalım. Arkadaşlar, tırnak kestirmekten korkmayın. Çünkü tırnak kestirmenden korkmaz. Sesli söyle ama duymadılar. Arkadaşlar, tırnak kestirmenden korkulmaz. Çünkü tırnak kestirmek iyi bir şey. Anneleri tırnak kestirirse çocuklar kibritin içine kaybolmaz. Evet. Bir de tırnaklarımızı kestirmezsek ne olur? Tırnaklarımız kesilmezse, anlat bakayım. Mikroplar girer ve vücudumuza hasta ederler. Evet. Ellerimizi yıkıp yüzümüzü yıkamak lazım. Sonra dişlerimizi. Sonra kahvaltıdan sonra tekrar ellerimizi. Sonra da oyun. Evet, ama dişlerimizi de fırçalayalım, değil mi? Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalayalım. Ellerimizi de yemek yemeden önce mutlaka yıkamamız lazım.